Sattvik beslenme ve sattvik yaşamın prensipleri nelerdir? Hepimizin yollarının yoga ile kesişmesine dair birçok farklı sebebi var. Bazılarımız daha güçlü olmak, bazılarımız daha esnek, bazılarımız da daha dengede olmak için yoga yapıyoruz. İnsanlık olarak aslında bu basamakların hiçbirinde uzun süre sabit kalmıyoruz. Yaşamlarımız bu seçenekler arasında sağınıyor. Yogayı vazgeçilmez ve mucizevi yapan o an hangi noktada olursak olalım bize ihtiyacımız olanı veriyor olması. Kadim yoga felsefesi bu sağınımlı hallerimizi doğanın nitelikleri olarak tarif edebileceğimiz 3 guna ile açıklar. Saflık, iyilik, ışık, barış, sattva. Varoluş doğamızı gerçekleştirmek sakin ve huzurlu olmak için. Karanlık ve uyuşukluk, tamas. Kaliteli ve yeterli şekilde dinlenebilmek ve uyuyabilmek, topraklanabilmek için. Enerjili ve tutku, rajas. İşimiz veya yaptığımız şey hakkında yaşama karşı coşkulu, tutkulu hissetmek için. Her birimiz kendi özelimizde ruh, zihin ve bedenlerimiz seviyelerinde yaşam tarzlarımız, dış dünyayla iletişimimiz ve seçimlerimiz doğrultusunda farklı tecrübelere kapılar açıyoruz. Hepimizin arayışı ve ihtiyacı bu üç niteliği günlük yaşamımızda mümkün olduğunca dengelemek. Yoga uygulamasının içindeki arayışımız, güç, esneklik veya denge basamaklarından bağımsız olarak tüm gunalar arasında daha fazla denge içinde olmak ve mümkün olduğunca sattvamızı yükseltmektir. Sattva kelimesinden türeyen sattvik kelimesi bünyesinde iyilik, ışık, saflık ve barış barındıran herkes ve her şeyin tanımıdır. Çoğunlukla sattvik diyette bir beslenme düzeni anlaşılıyor olsa da bundan çok daha fazlasını bireysel derinleşme, güçlenme ve olgunlaşma çabasını tarif eder. Sattvik diyetin bir diğer adı da yogik diyettir. Sattvik beslenme diyeti ayurvedik prensipler barındırır. Saf, doğal ve taze gıdalara izin veren bu diyetle sıklıkla et ve et ürünleri dışarıda bırakılır. Buna karşın mevsiminde ve çiftlik ürünü olmayan balık ve doğal koşullara sahip tavukların yumurtalarını tüketmek uygundur. Sattva, iyilik, saflık ve barış tanımıyla sadece insanlar için değil, tüm varlıklar için aranan bir guna olduğundan bu diyet iyi muamele görmüş, doğal ortamlarında sağlık ve barışla yetişmiş hayvanların en yüksek kalitedeki organik süt ürünlerine her ne kadar tüm kaynaklar aynı fikirde olmasa da izin vermektedir. Sattvik beslenmenin en önemli koşullarından bir de öğünleri taze pişirmek, hazırlamak ve tüketebilecek kadar planlamak ve geriye atık bırakmamaktır. Artık kolaylıkla tahmin edebileceğiniz üzere bu diyetin bir diğer özelliği ise işlenmiş, rafine şekerli, kızartma ve üretimde hayvanların, insanların ve çevrenin zarar gördüğü hiçbir gıdaya izin vermiyor olmasıdır. Diyet listesi: organik süt ürünleri, yağlı tohumlar, baklagiller, bitkisel temelli yağlar, sebze ve meyveler, tam tahıllar, doğal işlem görmemiş tatlandırıcılar, bal ve benzeri, hafif baharatlar ve otlar, vejetaryen proteinler gıda takviyelerinden oluşur. Yediklerimizin bireysel yaşam kalitemiz üzerinde olan etkilerinin artık ispatlanmış bilimsel gerçekliklerle desteklendiği bu dönemde bir sonraki aşama bütüncül sattvik yaşam tarzını oluşturmak. Şefkat ve vicdan barındıran bir dil kullanmak. Karma sayesinde hem kendimiz hem çevremiz için sattvik alanı genişletmemize olanak tanır. Sattvik ruh halini destekleyecek zamanlar yaratmak. Hayatı hem kendimiz için hem de çevremiz için yaşanır ve kaliteli kılan barış, sakinlik, pozitiflik, mevcudiyet, coşku, neşe, mutluluk, dürüstlük, alçak gönüllülük, esneklik, ılımlık, denge, şükran, iç sessizlik, isteyince değil emek verince var olan değerler. Yoga, meditasyon, doğada zaman geçirmek, yaratıcılığı destekleyen hobi işleri benimsemek, güne ve mevsimin gerektiklerine uymak, kışın kalın, yazın ince giyinildiği kadar uyku, yemek, öz bakım rutinlerine kolay ve zamanla uyumlu akan bir düzende programlamak, parçası olduğumuz hayatın ritmine uyumlamak, onu yaşama deneyimlerimizin kalitesini artıracak.